Lüks kavramını yeniden tanımlayabilecek kadar büyük bir servet hayal edin. Sınırların ve nesillerin ötesine uzanan bir servet. Bugün aile servetinin hayal gücünün sınırlarını aştığı dünyanın en zengin 10 ailesinin esrarengiz hikayelerini açığa çıkaracağız. Bettencourt Meyers ailesi, Fransa. Küresel kozmetik imparatorluğu L'Oréal'in arkasındaki aile Bettencourt Meyers ailesidir. Yaklaşık 45 milyar dolarlık şaşırtıcı bir servete sahip olan aile, dünyanın en zenginleri arasında kıskanılacak bir konuma sahiptir. Bu ailenin nüfuzu yüklü banka hesaplarıyla sınırlı değil, gezegendeki en büyük kozmetik şirketi olan L'Oréal ile olan birliktelikleri, dünya çapında güzellik ve kişisel bakım trendlerini şekillendirmelerine olanak sağlıyor. 1909'da kurulan L'Oréal, kozmetik sektöründe yenilik, lüks ve kalitenin sembolü haline gelmiştir. Bu dev şirketin başında, L'Oréal'in bu başarısının zirvesine ulaşmasında önemli bir rol oynayan Bettencourt Meyers ailesi bulunur. Bettencourt Meyers ailesinin etkili rehberliği, şirketin küresel pazarda sarsılmaz bir hakimiyet kurmasını sağlamıştır. Mükemmele erişme arzuları, durmak bilmeyen araştırma ve geliştirmelerle birleştikçe, L'Oréal, güzellik trendlerinin öncüsü kalmayı başarmıştır. Ailenin nüfuzu bununla da bitmez. L'Oréal bünyesinde etik ve sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılıkları tüm sektöre örnek oluşturur. Bettencourt Meyers ailesi, çevre dostu girişimlere yatırım yaparak ve kapsayıcılığı teşvik ederek L'Oréal'in sorumlu konumunu sağlamlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda bilinçli tüketime değer veren tüketicilerin de dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla bir dahaki sefere size çok yakışan orucu sürdüğünüzde veya cilt bakımı rutininizi yaptığınızda bunların arkasında Bettencourt Meyers ailesinin vizyonu ve liderliğinin yattığını unutmayın. Bohringer Van Bambeck ailesi, Almanya. Bohringer Van Bambeck ailesi 50 milyar dolara yaklaşan servetiyle ilaç sektörünün en etkin gücüdür. Ailenin gücü, çeşitli tedavi alanlarında çığır açan ilaç üretiminin ön saflarında yer alan küresel ilaç şirketi Bohringer Ingelheim yönetimindeki nüfuzundan kaynaklanmaktadır. 1885'te kurulan ve zengin bir bilimsel başarı geçmişi olan Bohringer Ingelheim, dünyanın dört bir yanındaki insanların sağlığını ve refahını iyileştirmeyi taahhüt eder. Bohringer Van Bambeck ailesinin rehberliğinde şirketin adı yenilik, araştırma ve hayat kurtaran ilaçlarla eş anlamlı hale gelmiştir. Bu ailenin vizyonu, Bohringer Ingelheim'ı kardiyovasküler hastalıklar ve solunum bozukluklarından onkoloji ve immünolojiye kadar kritik tıbbi ihtiyaçları karşılayan son teknoloji ilaçlar geliştirmeye yönlendirmiştir. Araştırma ekipleri yorulmak bilmeden kendilerini tıp biliminin sınırlarını zorlamaya adamışlardır. Aile, Bohringer Ingelheim'a muazzam büyüme ve genişleme dönemlerinde rehberlik etmiştir. Bugün şirket 100'den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında milyonlarca insanı hayat kurtaran ilaçlarla buluşturmaktadır. Wertheimer ailesi, Fransa. Wertheimer ailesi, dünyayı büyüleyen ünlü moda evi, Chanel'in zamansız zarafeti ve cazibesinin arkasındaki yaratıcı güçtür. Yaklaşık 65 milyar dolarlık bir serveti olan bu aile, lüks ticaret alanında bir vizyonerdir. Wertheimer ailesinin başarısının temelinde Chanel markasının ayrıcalığını ve cazibesini korumaya yönelik sarsılmaz kararlılıkları yatmaktadır. Gabrielle Coco Chanel tarafından 20. yüzyılın başlarında kurulan moda evi, sofistike tasarımları ve avantgard yaklaşımıyla sektörde devrim yaratmıştır. Wertheimer ailesi 1920'lerde Chanel'i satın almalarından bu yana markayı modanın sürekli değişen ortamında ustalıkla yönlendirmiştir. Coco Chanel'in zamansız stil ve kusursuz işçilik konusundaki vizyonuna sadık kalan ailenin mükemmelliğe olan bağlılığı moda tasarımının ötesine uzanır. En büyük kalite ve işçilik standartlarını koruyan zanaatkarlar, ustalar ve tasarımcılardan oluşan ekibin mükemmelliğe olan adanmışlığı, Chanel'i moda uzmanları ve ünlüler arasında saygın bir statü kazandırmıştır. Ambani ailesi, Hindistan. Mükesh Ambani liderliğindeki Ambani ailesi yaklaşık 90 milyar dolarlık bir servete sahiptir ve bu da onları dünyanın en zengin ailelerinden biri haline getirmektedir. Petrokimya, rafineri ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren bir holding olan Reliance Industries ile ilişkileri, servet ve nüfus birikimlerinde önemli bir rol oynamıştır. Mükesh Ambani'nin babası, Dhirubhai Ambani tarafından kurulan Reliance Industries, kurumsal dünyada bir dev haline gelmiştir.
şirketin çok yönlü portföyü, Hindistan'ın enerji altyapısına katkıda bulunan petrokimya ve rafinaj dahil birden fazla sektörü kapsamaktadır. Ayrıca Reliance, Jio markası ile telekomünikasyon sektörüne girmesi, Hindistan'daki dijital sektörde devrim yaratarak milyonlarca kişiye uygun fiyatlı internet erişimi sağlamış, insanların bağlantı ve iletişim kurma biçimlerini dönüştürmüştür. Ambani ailesinin hayırseverlik çabalarının en önemli odak noktası eğitimdir. İmkanları kısıtlı çocuklara kaliteli eğitim sağlamayı ve gençleri parlak bir gelecek için gereken becerilerle donatmayı amaçlayan eğitim kurumları ve girişimler kuran aile, eğitime yapılan yatırımın toplulukları geliştirme, yenilikçiliği teşvik etme ve toplumsal ilerlemeyi sağlama potansiyelinin farkındadır. Suud Hanedanı, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın Suud ailesi sadece dünyanın en zengin ailelerinden biri olarak değil, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın krallığının yönetici kraliyet ailesi olarak da önemli bir konuma sahiptir. 100 milyar doları aştığı tahmin edilen servetlerinin büyük bir kısmı, küresel enerji piyasasının şekillenmesinde önemli bir rol oynayan ülkenin geniş petrol rezervlerinden gelmektedir. Orta Doğu'nun kalbinde yer alan Suudi Arabistan, dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahiptir ve bu da ülkeyi uluslararası enerji ortamında hayati bir güç haline getirmektedir. Petrolün üretimi, fiyatlandırılması ve dağıtımı üzerinde önemli bir etkiye ve kontrole sahip olan Suud ailesi, küresel ekonomi üzerinde derin bir etki yaratmıştır. Suudi Arabistan'da 1930'larda petrolün keşfedilmesinden bu yana Suud ailesi ülkenin kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek ülkeyi modern ve müreffeh bir ulusa dönüştürmüştür. Petrol sektörünü geliştirmek, yabancı yatırımcıları çekmek ve Vizyon 2030 gibi girişimlerle ekonomilerinin petrolle sınırlı kalmaması için aktif politikalar izlemişlerdir. Koch ailesi, Birleşik Devletler. Amerikan iş dünyasının devleri arasında servetleri ve nüfusları olağanüstü boyutlara ulaşan bir aile var. Yaklaşık 125 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan Koch ailesi, adını girişimcilik tarihlerine kazıyan Koch ailesi, Amerika'nın en etkili ailelerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmıştır. İmparatorluklarının merkezinde enerji, kimya, imalat ve daha birçok alanda faaliyet gösteren devasa holding Koch Industries yer alır. Ailenin yükselişinin arkasındaki itici güç, yenilikten korkmaması ve keskin iş zekası olmuştur. Koch Industries, petrol rafinasyonundan boru hattı sistemlerine, gübreden çiftçiliğe ve emtia ticaretinden tüketici ürünlerine kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Portföyleri her biri servetlerine ve nüfuslarına katkıda bulunan çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Koch Industries'in herhangi bir tesisine adım attığınızda kendinizi bir anda endüstriyel harikalar dünyasının içinde bulursunuz. Fabrikaları son teknoloji makinelerle ve tutkuyla çalışan işçileriyle uğuldar. Bu ailenin kalite ve verimliliğe olan bağlılığının bir kanıtıdır. Koch ailesini diğerlerinden ayıran şey yılmak bilmez girişimci ruhlarıdır. Mars ailesi, Birleşik Devletler. Gelin, 200 milyar dolar değerindeki imparatorluğuyla tanınan Mars ailesinin büyüleyici hikayesine bir göz atalım. Mars ailesi şekerleme sektöründe dev bir isim haline gelmiştir. Dünyanın en sevilen şekerleme markalarından bazılarının arkasındaki beyin bu ailedir. Kendinizi lezzetli bir Mars çikolatanın paketini açarken, dişlerinizi Snickers'a geçirirken ya da rengarenk M&M'leri avucunuza doldururken hayal edin. Bu ikonik atıştırmalıklar birçoğumuzun hayatında damak zevkiyle eş anlamlıdır. Mars ailesinin etkisi sadece çikolata dünyasıyla da sınırlı değildir. Keskin girişimci ruhlarıyla portföylerini evcil hayvan bakım ürünleri ve gıda ile ilgili diğer sektörleri de içerecek şekilde çeşitlendirmişlerdir. Walton ailesi, Birleşik Devletler. Walmart İmparatorluğu'nun varisleri olan Walton ailesi, 250 milyar dolar servetleriyle dünyanın en zengin ailesidir. Sam Walton tarafından 1962 yılında kurulan Walmart, dünyanın en büyük perakendecisi haline gelmiştir. Ailenin serveti şirketteki önemli hisselerinden kaynaklanır. Walmart'ın başarısı, düşük fiyatları ve mükemmel müşteri hizmetlerine verdiği öneme bağlanır. Dünya çapındaki binlerce mağazasıyla Walmart, hayrı sayılır bir gelir elde etmektedir. Zaman zaman yapılan eleştirilere rağmen, Walton Aile Vakfı aracılığıyla hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Walton ailesinin etkisi Walmart'ın ötesine geçerek, perakende dünyasını şekillendirmiş ve diğer girişimlere ilham vermiştir. Rothschild ailesi. Rothschild ailesinin inanılmaz zenginlik ve güç hikayesinden pek çok insan büyüleniyor.
Çünkü 300 milyar doları aşan servetleriyle dünyanın en zengin ailelerinden biri olarak kabul ediliyorlar. Büyük bir siyasi etkiye de sahipler. Dolayısıyla etkileri mali durumlarının çok ötesine geçiyor. Rothschild ailesi bugün hala tarihin en ilgi çekici ve gizemli ailelerinden biridir. Rockefeller ailesi. John D. Rockefeller Jr. Amerikalı bir girişimciden daha fazlası. Standard Oil'i başlatan ve petrol işini kalıcı olarak değiştiren bir vizyonerdi. 1839'da doğmuş bir girişimci olan Rockefeller, petrolü pazarlara benzersiz bir verimlilikle ulaştırmak için son teknoloji rafineriler ve boru hatları inşa etti. Petrol şirketini başka sektörlere de genişletti. Rockefeller'ın hedefleri ise burada bitmiyordu. Kazandığını dağıtmak yerine tüm karını işine geri harcamayı seçti. Bu o zamanlar zengin bireylerin çoğunun yapmayı düşünmeye bile cesaret edemediği bir şeydi. Bu taktiği kullanarak imparatorluğunu ve servetini büyütmeye devam edebildi.